Merhaba değerli Gemlik basın izleyenleri. Bu akşam 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Gemlik Hemşehri Dernekleri Festivali düzenleniyor. Ve sizin de bildiğiniz gibi hemşehri derneklerinden bazıları buraya katılmama kararı aldı. Biz de başkanlarıyla görüşerek konuya dair görüşlerini aldık. Hep beraber izleyelim. Hocam öncelikle size teşekkür ediyorum. Gemlik Yurosunlar Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geldiniz. Sizin sayenizde de biliyorsunuz Gemlik'te şu an Hemşehri Dernekleri Festivali var. Bunun bazıları gastronomi etkinliği diyor, bazıları Hemşehri Dernekleri Festivali diye adlandırılıyor, söyleniyor. Şimdi tabii burada Gemlik'teki en büyük STK olan Giresunlular Derneği, bu Hemşehri Dernekleri Festivali'nde olmaması bazı söylemlere, şehirde bazı söylemler getiriyor. Biz de bunu sizin sayenizde gelmişsiniz. Bir açıklık getirelim. Bizim Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katılmamamızın sebepleri, birincisi ilk toplantıda bizim talebimiz olmuştu. Talebimiz de şuydu: ya bütün etkinlikler sürekli sahilde yapılıyor. Gelin bu etkinliği de daha önceki gibi çevre yolunda normal sosyal yaşam merkezinde yapalım. Veya Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yapalım diye bizim talebimiz oldu. Tabii orada bir oylamaya gidildi. Oylamada sahil çıktı. Saygı duyarız. Çoğunluk orayı istedi. Biz de tabii onlar orayı isteyince bizim de hemşehrilerimizin çoğunluğu burada olduğundan dolayı böyle bir festivale katılmama gereği duyduk. Ama onlara da saygı duyuyoruz. Tabii çoğunluk orada oylamada öyle çıkınca biz katılanlara da zaten bir şey söylemiyoruz. Öyle de bir hakkımız yok. Ama buradan da madem bazı şeyler de kulağımıza geliyor, Dersimler Derneği girmemesi ve Giresunlar Derneği'nin girmemesi bazı söylemler de peşinde getirdi. Şimdi Dersimler Derneği girmeyince direkt olay Şükrü Başkanımıza intikal ediyor. Hani bir belediye başkanının Hemşehri Derneği'nin girmemesi ve belediye başkan yardımcısının Hemşehri Derneği'nin katılmaması farklı riayetler şehir içinde getirildi. Mesela bizim acaba Giresunlar Derneği ile Durmuş'un arasında bir problem var. Kesinlikle öyle bir sıkıntı yok. Durmuş abi hem 4 dönem Gemlik Giresunlar Derneği başkanlığı yapmıştır. Bugün Gemlik Belediye Başkan Yardımcısıdır. Bizim değerimizdir, kıymetlimizdir. Aynı keza yine meclis üyelerimiz var. Burada Tarık Erden var, Selim Yavuz var. Bunlar bizim için değerlerdir, kıymetlerdir. Bunları biz Hemşehri Dernekleri Festivali'ne katılmıyoruz diye bunları da bunların üzerinden bazı söylemler üzerine vuruyorlar. Bu da bizi üzüyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim tamamen kendi inisiyatifimizdir. Hemşehri dernekleri bizim istediğimiz gibi çoğunluk, hemşehrilerimizin çoğunluğu Taşköprü'den bu tarafta olduğu için biz talep ettik. Olmadı. Onlar da dedi ki biz bunu dedi organizasyon firmasına vereceğiz. Organizasyon firması da bunu şeyde kabul etmez. Bu taraflarda kabul etmez. Satış olayı olmaz vesaire bir şey dedi. Onlar tabii işin ticaret boyutuna baktı. Bizim dernek etkinliği yapmak için herhangi bir ticari kaynağa ihtiyacımız yok. Bizim Giresunlu hemşehrilerimiz, biz ne zaman etkinlik yapmış olsak ekonomik yönde derneğimizi ciddi katkılarda bulunmuştur. Diğer derneklerinde böyle bir maddi gücü olmayabilir. Sakın söylemem de yanlış anlaşılmasın burada. Bizim canımız ne zaman isterse hemşehrilerimize biz burada daha güzel etkinlik, hiçbir yerden maddi destek almadan, ihtiyaç duymadan burada hemşehrilerimizin katkıları daha güzel etkinlikler yaparız. Dediğim gibi lafımı sonlamadan önce dediğim gibi bizim hemşehrilerimiz de buradan duysun, çünkü şöyle söylenenler de oluyor. Acaba Hemşehri Dernekleri Festivali'ne Gemlik Giresunlar Derneği neden katılmadı diye bazı söylemlerde bulunuyor. Burada sizin aracınıza tekrar söylüyorum. Bizim çoğunluğumuz, yoğunluğumuz Taşköprü dediğimiz mezradan bu daha önce meclis üyesi yapmış bir arkadaşımız adını Bangladeş taklı mevki tarafında bizim yoğunluğumuz, nüfusumuz burada. Bizde etkinlik yapılacaksa sosyal yaşam merkezinde veya Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yapılmasını talep ettik. Böyle bir talebimiz karşılanmadığı için hemşehrilerimiz de duyurulsun sizin aracınıza. Biz bu şeye katılmıyoruz. Kamuoyuna da duyurulur. Arkasında da kimse farklı bir şey aramasın. Size de çok teşekkür ediyorum. Sayenizde de bunu da hemşehrilerimize duyurmuş olduk. Merhabalar, ben Gemlik Dersimler Derneği Başkanı Fevzi Aşkallı. Bu seneki hemşehri dernekleri etkinliğine katılmama kararı aldık birkaç dernekle beraber. Tabii biz bizim kendi diğer derneklerden ziyade bu kendi şeyimiz, yani bu şeyin bir baskı altında kalmadan kendi özgür irademizle halkımızla bir dayanışma içerisinde bu kararları aldık. Biz hemşehri dernekleri platformu içerisindeyiz. Lakin burada bir 30'a yakın bir dernek vardı. İlk yaptığımız toplantılarda şöyle bir karar alınmıştı. Yani belediyenin buna bir aynı yardım verebileceğini, bunu bir organizasyon şirketinin yapması fikri ortaya çıktı. Biz de buna karşı çıktık. Ayrıca biz hemşehri dernekleri şenliklerinin sosyal yaşamda yapılmasını istedik. Çünkü her şeyin sahil tarafında olması oradaki insanları açıkçası sanki üzecek gibi bir durumdaydı. Çünkü orada Tunceliler de var, Giresunlar da var, Erzurumlar da var. Birçok derneğin kitlesi orada yaşıyor. O talebimiz oy birliğiyle kabul edilmedi. Sonra bu organizasyon şirketi biz buna tamamen karşı çıktık. Çünkü biz öncelikle bizim için hemşehricilik anlayışı siyaset üstü bir önem arz ediyor. Şimdi biz buraya bir ticari kaygıyla bakamayız. Bize söylenen bir tane organizasyon şirketi bütün işlemleri yapacak, biz sadece bize ayrılan alanlarda bekleyeceğiz. Ama burada hemşehri derneklerinin asıl amacı bence şöyle olmalı, yani bize göre şöyle olmalı. Hemşehri dernekleri buradaki halkın kaynaşmasını sağlamalı, birlik beraberliğin içerisinde olmamızı sağlamalı. Yani uyuşturucunun, yozlaşmanın, fuhuşunun, çocuklara yapılan, ülkede son zamanlarda yapılan veya daha önceden de yapılmış bu kadar böyle haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda biz burada halkların birbirine kaynaşması, beraber yapacağımız etkinliklerle uyuşturucu ile karşı olabilir, okullarla dayanışma olabilir. Bu konularda insanlara yardım etmek için biz var olmalıyız burada. İnsanlar buradan birbirini böyle artık burada bir mozaik gibiyiz. Biz Anadolu'nun bir mozaiyiz. Biz öyle bakıyoruz bu hemşehri derneklerine. Lakin öyle bir durum da göremiyoruz. Yani biz burada hemşehri dernekli olarak birbirimize kaynaşacak mıyız? Folklorumuzu bir tarafta halay çekerken bir tarafta horon tepmeliyiz. Yani biz bu anlayışla bakıyoruz. Biz sadece ticari kaygıyla bakmış olsaydık biz zaten kendi etkinliklerimizi, kendi paramızı zaten kazanabilecek potansiyele sahip insanlarız. Bizim bir Dersimler Derneği olarak bizim bir duruşumuz vardır. Biz ezelin karşısında olmuşuz. Biz mazlumların yanında olmuşuz. Haksızlığın, adaletsizliklerin karşısında durmuş bir derneğiz bizler. Biz sadece ticari kaygı ile bu işlerin içine girersek bu bütün değerlerimizi alt üst etmiş oluruz yani. Onun için bu şeyine karşı çıktık. Yani biz bu işin bir tane organizasyon şirketine verilmesine karşı çıktık. Çünkü bu bize göre bir durum değil. O zaman hemşehri derneklerinin bir anlamı kalmıyor. Bizim açımızdan bir anlamı kalmaz. Eğer ticari bir işle yapılacaksa biz zaten zamanında 1992 yılında kurulmuş bir derneğiz. Burayı dernekçilik mantığından çıkarıp lokalleşirdik. O zaman ticari mantıkla hareket ederdik ve dernek olmamızın bir anlamı yoktu. Bu tür nedenlerden dolayı hemşehri dernekleri platformuna katılmadık. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum, bu bizim için siyaset üstü bir durum. Yani belediye şundan bundan kim olursa olsun, bu kararı kim almış olursa olsun yine de aynı duruşu sergilerdik. Gemlik Giresun Aksu Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucu yönetim kurulu üyelerindenim. Derneğimizin 2. dönem başkanlığını yaptım. Bu dönemde Mehmet Okumuş başkanımın yönetim kurulundayım. Başkan vekiliyim. İsmail Erdem. Şimdi konumuz zaten mevcut. Bütün Gemliğinde bir haftadır ilgilendiği konu Hemşehri Dernekleri Festivali. Aslında şöyle gireyim konuya. Hemşehri Dernekleri Festivali demeyelim de organizasyon şirketlerinin burada satış yapma, bizim esnafımızı ezme gibi bir faaliyet. Şimdi biz Aksu Köyü Derneği, Giresun Aksu Köyü Derneği olaraktan ve Giresunlar 3 Derneği olaraktan kamuoyunun bildiği gibi katılmadık bu festivale. Sebeplerimizden bizim Giresun olaraktan 2 sebebimiz vardı. Zaten son toplantıda ben katılmıştım Giresun Dernekleri adına. En büyük sebebimiz zaten orada Durmuş Başkanımıza, Şükrü Başkanımıza da zaten toplantı iletmiştim. Şimdi 30 Ağustos sahilde yapılıyor. 11 Eylül sahilde yapılıyor. En son yapılan kitap fuarı sahilde yapıldı. Konserler sahilde yapılıyor. Gemlik şehrimiz metropol gibi bir şehir. Bir tek sahilden ibaret değil. Bunu sunduğum teklifte de her yıl başka bir bölgede yapalım. Engelsiz kafede yapalım, bölge parkında yapalım, sosyal yaşamda yapalım. Hatta bu yıl dedim buradaki bölge parkında yapalım. Bu bölgedeki insanların da Muşlusu hemşehrilerimiz, Ağrı hemşehrilerimiz, Giresunlular, ya bunların olduğu bölgelerde buradaki insanlar da faydalansın. Çünkü bizim için oraya gitmek biraz külfet oluyor, sıkıntı oluyor yani. Uzak kalıyor, herkes gidemiyor. Bu teklifte bulunduk. Bunlar da başkanlarımızla, diğer dernek başkanlarımızla oylamasıyla falan sahilde yapılmasına karar aldılar. Biz bu konuda bölge parkında diye ettik. İkinci konumuz bizim katılmama sebebimiz de, şimdi o gün toplantıda belirttiğim gibi dernekler, burada birçok 26 tane bildiğim kadar hemşehri derneğimiz var. Yani çok zengin bir kültür oluştururuz Gemlik'te. Her yöreden, her şehirden insanlarımız var. Yani biz kendi kültürümüzü tanıtsak ya, bunu şimdi belediye siyaset şeyine girmeyeceğim ama daha önce yaptığımız zamanlarda ben bu derneğin başkanıydım. Sahilde yaptık, burada sosyal yaşamda yaptık. Trabzonlar ekmeğini, Vakfıkebir ekmeğini, Giresunlar fındığını, Rizeliler ve çayını, nasıl diyeyim sana, diğer İnegöllüler köftesini getiriyordu, tezgahlarını kuruyordu her dernek. Kendi kültürünü yansıtıyordu. Biz horonumuzu, Trabzonlusu karşılamasını, yani kültür kaynaşması oluyordu. Biz benim de ve derneklerimizin de karşı çıktığı organizasyon firmasına verilmesi. Şimdi bugün burada 3-4 gün bu faaliyet, etkinlik yapılacak. Hiçbir dernek kendi ürününü, kendi etkinliğini, kendi kültürünü tanıtamayacak. Organizasyon firması getirecek, bunlara dikte edecek kendi ürünlerini. Ya benim burada bizim derneklerimize sattığımız sade sodayı koyacak standına veya suyu koyacak standına. Herhangi bir şeyler. Yani buna gerek yok. Şimdi organizasyon firmalarından 10 lira, 15 lira alacağız diye hiçbir şekilde kültürümü gerek planda bırakamayız biz. Bizim için gerçekten burada kültürümüz önemli. Katılma sebeplerimizin yegane sebeplerinin ikisi buydu. Orada da ben toplantıda sundum. Arkadaşlar, dernek başkanları, biz bunu kültür etkinliği yapıyoruz. Organizasyon firmasına para kazandırmak mı istiyoruz? Ya orada da dediler, ya her derneğe para verecekler. Biz istemiyoruz ya. Organizasyon firmasının bize para vermesini istemiyoruz açıkçası. Ben kendi kültürümü yansıtayım. Ya bunu zaten yılda bir defa yapıyoruz. Yani sebeplerimiz bunlardı. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Gemlik Hemşehri Dernekleri Şenlikleri 2009 yılından bu yana her yıl yapılmaktaydı. Daha sonra pandemi sürecinde Hemşehri Dernekleri Şenlikleri ertelendi. Ve dernekler daha önceleri bir araya gelip bu şenlikleri olağan bir şekilde, gayet güzel bir şekilde birlik, beraberlik çerçevesinde yapılıyordu. Pandemiden sonra yapılmaz oldu. Son dönem belediye başkanlığımız döneminde de yapılmadı. Ve bu yıl tekrar yapılmaya karar verildi. Bizler de bu seneki festival alanında, hemşehri dernekleri alanında yerimize olmayacağız. Çünkü gerekli kültür ve geleneklerimizi tanıtma amaçlı olmadığını düşünerek biz bu sene buna katılmıyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Bezdiye Köyü Dernek Başkanı Osman Kaya. Malum bu yaz boyunca devam eden gastronomi fuarı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Ben dernek olarak katılmadım. Katılmamamın sebebi, benim düşüncem bu. Diğer derneklere herkese saygım var. Yani orada bize sunulan imkanlarla benim amacım, insanlara eğer bir şeyler ikram edebiliyorsam, kendi örfümü, adetimi gösterebiliyorsam o şekilde katılmak istiyorum. Şunu şöyle yanlış buluyorum. Gemlik Belediyesi şu an derneklere ne kadar yardım yapıldı bilmiyorum ama diyelim ki 500.000. Ya Gemlik Belediyesi bunu başka yerden de karşılayabilirdi. Gemlik esnafları işin içine katılabilirdi ücretsiz olarak. Dışarıdan esnaflar geleceğini, çünkü çok zor süreçlerden geçiyoruz. Bütün esnaflarımız kötü durumda. Adam çarşı meydanında 30.000 lira kira ödüyor. Eleman sıkıntısı çekiyor. Eleman maaşları yüksek, giderler yüksek. Yani bu süreçte eğer Gemliğimizi seviyorsak ilk önce çözümü içimizden halledersek daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için. Çünkü ben Gemlik esnafıyla yüz yüze bakıyorum. O çadırı kuran arkadaşlar bugün gidecek, belki ben bir daha hiç görmeyeceğim. Ama Gemlik'teki esnafları sürekli göreceğim yani. Onlar da evine ekmek götürüyor, onlar da istihdam yaratıyor. Bunları korumak adına bu şekilde yapılmasının yanlış olduğunu düşündüğüm için ben Tevriye Köy Derneği olarak katılmak istemedim. Ama niye katıldığınızda kimseye, bu benim kendi şahsi fikrim. Kendi derneğimi temsilen konuşuyorum. Ama belediyemiz bunu daha düzgün organize etseydi, dışarıdan hiç kimseden işte çadır açtırmadan, başka yerden bir fabrikadan, başka bir yerden bir sponsor aracılığıyla yine derneklere bir imkan sunsaydı, dernekler orada insanlara ikram etseydi. Çünkü ben bu akşam gittim oraya, dernek çadırları en arkaya atılmış, ortada işte alışveriş yapılıyor, mikrofondan sürekli işte kesiliyor, işte orada işte köfte var, sağlıklı var, döner var, sürekli bunlar dile getiriliyor. Ve tam karşısında dönerci Fikri var mesela, sürekli Gemlik'te. Şimdi o adam da döner satıyor şimdi. Veya orada restoran var, orada kafeterya var, kafeteryalarda da yemekler var. Dünya kiralar ödüyorlar. Ya esnafımız kollansın, hele ki şu süreçte daha çok kollanması gerekiyor. Ben onu düşündüğüm için katılmadım. Siz de bana bu fırsatı verdiğiniz için ben size de teşekkür ederim. Bu söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür.